Duyuru, Sağlık Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun kapsamında istihdam edilmek üzere kamu personel seçme sınavı sonucuna göre toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır. Adaylar tercihlerini 26 Mart 2020, 1 Nisan 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapacaklardır. Verilen duyuru metninde aşağıdakilerden hangisine uymamaktan kaynaklı bir yazım yanlışı yapılmıştır? A. Kurum, kuruluş ve kurul adlarının yazımına. B. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının yazımına. C. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarını büyük harfle yazımına. D. Kitap, bildiri, makale ve benzerinde ana başlıktaki sözcüklerin yazımına. Verilen duyuru metnini incelediğimizde yapılan yazım yanlışı kanun, tüzük ve yönetmelik, yönerge, genelge adlarının yazımından kaynaklanmaktadır. Belli bir kanundan bahsettiği için baş harflerin büyük olması gerekiyordu. Cevabımız B seçeneğidir. Ulusal, resmi ve dini bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar. Anıt, yapı ve benzeri adlarının bütün sözcükleri büyük harfle başlar. Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her sözcüğü büyük harfle başlar. Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik sözcüklerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. Bu kurallara göre aşağıdaki cümlelerin hangisine yazım yanlışı vardır? A. Rize Kalesi eski çağlarda yapılmış. Burada yazım yanlışı yoktur. Anıt, yapı ve benzeri adlarının bütün sözcükleri büyük harfle başlar kuralına uyulmuştur. B. Niksar cevizi kaliteli bir türdür. Burada da yazım yanlışı yoktur. Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik sözcüklerde sadece özel adlar büyük harfle başlar kuralına uyulmuştur. C. Öğretmenler günü 24 Kasım'da kutlanır. Burada da yazım yanlışı yoktur. Ulusal, resmi ve dini bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar kuralına uyulmuştur. D. Atatürk Lisesi buranın en başarılı okuludur. Burada yazım yanlışı vardır. Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her sözcüğü büyük harfle başlar kuralına uyulmamıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A. Bakanlar Kurulu toplantısı saat kaçta? B. İshak Paşa Sarayı görülmeye değer bir yerdir. C. Kızılay Derneği kan bağışı için tanıtım yapacak mı? D. Devlet Malzeme Ofisi'nin ürünleri çok kaliteliymiş. Seçenekleri incelediğimizde Kızılay Derneği kan bağışı için tanıtım yapacak mı cümlesinde yazım yanlışı vardır. Kızılay Derneği olduğu için dernek sözcüğünün D'si büyük olmalıydı. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlış yapılmıştır? A. Yaz gecelerinde ayın verdiği huzur hiçbir şey vermiyor. B. Makalesi günümüzde eğitim değişkenleri başlığını taşıyor. C. Çanakkale Boğazı'ndan geçen yük gemisi İtalya'dan geliyormuş. D. Askerler Binbaşı Kemal'e derin bir saygı duymakta çok haklılardı. Seçenekleri incelediğimizde yaz gecelerinde ayın verdiği huzur hiçbir şey vermiyor cümlesinde büyük harfin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. Coğrafi bir terim olarak kullanılmadığı için ay sözcüğünün a'sı küçük yazılmalıydı. Cevabımız A seçeneğidir.